dünyanın hiçbir yerinde hoş görülmez. Ve Nobel ödülü. Dün aktarmıştık, ilk kez bir Türk bilim adamı Nobel ödülü kazandı. Hem de kanser tedavisi konusunda yapılan çalışmaların büyük katkısı nedeniyle. Mardin'de mum ışığı altında başlayan okuma heyecanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ı Amerika'dan bilim dünyasının zirvesine taşıdı. Dr. Aziz Sancar. Bu ödülü DNA onarımı konusunda aldım. Nobel'den bilim ödülü alan ilk Türk Profesör Doktor Aziz Sancar adına düzenlenen ilk kutlamada nereden geldiğine vurgu yaptı. I come from Turkey. Türkiye'nin Suriye sınırındaki küçük bir yerden geliyorum. Oradaki trajediyi umarım biliyorsunuzdur. Barış ve bilimin ışığında geldiğim yerdeki trajedilerin bir çözüme kavuşmasını diliyorum. 69 yaşındaki Sancar haberi sabaha karşı Stockholm'dan gelen telefonla öğrendi. Ama telefonu açan kimya profesörü eşiydi. Memleketime böyle bir hizmetim olduğu için gerçekten mutluyum. Ödül bekliyordu ama kimya dalında değil. Tıp ödülünü alacağım. Düşünüyordum. İlk ve orta öğrenimini Mardin'in Savur ilçesinde, hayatının ilk yıllarını ise ailesine ait bu evde geçirdi Savur. 8 kardeştiler. Çocukken mum ışığında okuduğu kitapları hala Mardin'deki o evde. İlkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar hiçbir dersten Aziz'in iyisi yoktur. Hep pek iyidir. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aziz Sancar'ın büyük şehirle tanışması, bilim dünyasınınsa onu tanımasıydı. Bilgilikle bitirdi Cerrahpaşa'yı. Mezun olduktan sonra bir süre memleketi Savur'da çalıştı. Kazandığı parayı ihtiyaçlara dağıtırdı. Anne, bu parayı sen muayene ettiğin fakir çocukların ilaç parası olarak kullanacaksın. Maaşını köylülere dağıtırdı. Ama bir süre sonra dar geldi ona Mardin. Amerika'ya gitti. Doçentlik, profesörlük, 415 bilimsel makale ve 33 kitap birbirini izledi. Burası Sancar'ın Amerika'daki çalışma masası. Atatürk'ün bir büstü var. Öğrencimin 6 yaşındaki kızı yaptı benim için. Ne yazıyor orada? Tanrı Türkiye korusun. Sancar'a Nobel'i getiren vücudun kendi DNA'sını nasıl onaracağı üzerine yaptığı araştırmalar ama asıl vardığı sonuçlar. Kanser yapan etkenlerin çoğu DNA'yı bozuyor. Biz DNA kendini nasıl onarıyor, hücreler kendini nasıl kanser müdafaa ediyor onu aydınlattık. DNA onarımı kanser tedavisi için çok önemli. Biz de orada bir girişim yapıp kanser ilaçlarının daha etkili olmasına çalışıyoruz. Aziz Sancar Nobel ödülünü Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta teslim alacak. Siyaset dünyasını 1 Kasım heyecanı sardı. Liderler yollara düştü ama seçim gününden önce yollara düşen seçmen için de havalimanlarında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.